Gittiniz mi? İlle başımızda. Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani bu mit dieser Entscheidung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik ben çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini ağır ödeyecek. Damatta Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Bulgarların kendisi. Dünyanın iftirasını attılar. Avusturya'nın en hızlı yükselen haber sitesi Welt Media, güncel ve son dakika haberleriyle Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da okurlarıyla buluşuyor. Avusturya, Türkiye ve dünya gündemini daha yakından takip edebilmeniz için Welt Media uygulamasını ücretsiz olarak cep telefonunuza indirin. Son dakika gelişmelerinden anında haberdar olun. Welt Media, sizin sesiniz. İyi akşamlar sevgili Habefet ve medya izleyicileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeniden bir konu, bir konuk programıyla karşınızdayız. Sevgili Çağdaş Gökbel'le beraberiz. Sol Gazetesi yazarı ve ATGB İrlanda sorumlusu, temsilcisi. Sevgili Çağdaş'la bugün Avrupa'yı konuşacağız. Tabii Avrupa'yı konuşmadan önce öncelikle bugün ben programımıza başlamadan önce İzmir'de yaşadığımız bu acı olay hakkında kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir deprem yaşadık. Birçok canımızı kaybettik. Ölenlerin hepsine, bütün ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün yaralı dostlarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem doğal bir felaket. Buna karşı da devletin bir an önce artık bunun bence bu bir doğal felaket ama önlem alınmadığı için bu kadar her seferinde can kaybediyoruz. Her depremden sonra bu sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Sevgili Çağdaş, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Ali Demir. Seninle olmaktan mutluyum. Çok. Hakikaten İzmir'de yaşananlar hepimizi çok üzdü. Deprem hayatın bir gerçeği, doğanın bir yasası, bir gereği. Ancak Türkiye'de var olan siyasal iktidar ve bunun yarattığı koşullar, devletin çökertilmesi diyelim ona, maalesef insanların saatlerce enkaz altında kalmasına, o korkunç görüntülere korkunç görüntüleri izlememize neden oluyor. Yani bir öyle bir kurtarma çalışması izledik ki ben gerçekten tüylerim diken diken oldu. İzmir'de olan dostlarımıza, yoldaşlarımıza gerçekten sabır diliyorum. Evet, yani bu deprem bir de yani her deprem olduğunda üzülüyoruz ama ne yazık ki devlet her deprem olduğunda devlet büyüktür, devlet arkanızdadır diyor ama ne yazık ki şunu hep sürekli görüyoruz. İnsanlarımız her seferinde aynı şekilde depremlerde yıkılan binaların altında can veriyor. Hani Düney'in bir deprem profesörün dediği gibi siz hiçbir tane zenginin bir deprem altında kalıp öldüğünü görmediniz mi? Bu hepsi yoksulluktan kaynaklanıyor. Çünkü devlet gerekli denetimi yapmıyor. Gerekli denetimler yapılmıyor. Yahut da ne bileyim kentsel dönüşüm adı altında bir olay çıkarttılar. Bunların hiçbir tanesi yapılmadı. Bu acıları yaşıyoruz. Ya zaten bugün de vatandaşlar tepki gösteriyorlardı zaten. CHP'li belediyenin kendisi de doğru düzgün bir şey yapmıyor ki aynı zamanda ben geçtiğimiz günlerde Orhan Gökdemir'in eski bir yazısını okumuştum. Şu an başlığı üzgünüm aklıma gelmiyor ama o yazıda Orhan Gökdemir
Demir bunu çok güzel bir biçimde ortaya koymuştu. Yani CHP ve AK Parti betonlaşma ve sermaye çıkarları söz konusu olduğunda bir anda bir ittifak haline geliyor ve halkın çıkarlarını, insanların çıkarlarını öncelemek yerine, yani İzmir'e bakın, küçük İstanbul olmuş, betonlaştırılmış, evet. İnsanları sermayenin para hırsıyla yanıp tutuşan insanların insafına bırakırsanız doğal olarak ki buradan felaketler çıkacaktır, barbarlık çıkacaktır, vahşet çıkacaktır. Nitekim Avrupa'da da söylediğin gibi bu barbarlığı, bu vahşeti konuşacağız. Siyasal İslam nasıl yaratıldı, bu nasıl dünyayı bir cehennem ateşiyle sarmaya başladı, bunları tartışacağız. Evet sevgili Çağdaş. Yani önümüzdeki süreçte bir de İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz ki yani bu daha yıkıcı olacak ve bunun için de yıllardan beri söylenen bir söz var. İşte yapıyoruz ediyoruz diye ama görüyoruz ki hiçbir şey yapılmıyor. 18 yıllık bir iktidar yani AKP devletteki hükümetteki iktidarı var. Daha önce AKP'nin tekrar İstanbul Belediyesi'nde yıllarca belediye başkanlığı var ama ne yazık ki hiçbir bu konuda da hiçbir adım atılmadı. Çirkin bir AVM dikildi. Herkes bunun nerede olduğunu biliyor. Konyaaltı'nda keza Konyaaltı Belediyesi'nin hemen yanına çok çirkin bir otel yapıldı. Konyaaltı'nın silüetini bozan, yani belediye başkanı belediye binasından dışarı baksa o çirkinliği, o betonu görecek. Aynı şekilde Konyaaltı'nda da ciddi bir betonlaşma, ciddi bir yapılaşma var. Dediğim gibi yani belediyenin CHP'de olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yani müteahhitler boş bulduğu her yere beton dolduruyor. Nitekim insanların toplanma alanı bile yok. Yani bu daha büyük bir sıkıntı, daha büyük bir felaket. Yani kaçtığınız yerlerde yine binaların gölgesi oluyor. Nasıl olacak bu? Hiç anlam veremiyorum gerçekten. Yani sokakta boş yer bulmak da gerçekten çok zor. Aynen öyle yani belediye şu ayrımı yapmıyorum. Yani CHP ya da herhangi bir parti ayrımı yapmıyorum. Bütün herkes ranta, herkes kendi cebine çalıştığı için halkı düşünen yok ne yazık ki ve ama çok üzgünüm ki her seferinde de fakir yoksul halklar bu depremlerin altında kalıyor. Ben bunlara artık bir doğal felaket ölüm demiyorum da katliam gibi bir şeylerdir. Evet sevgili Çağdaş. Mehmet Ali abi gerçekten Avrupa'da çok ciddi şeyler oluyor. Özellikle Fransa'da tam koronavirüsü salgını bununla baş etmeyip nasıl başaracağımızı düşünürken, sorgularken Türkiye'den de örnek verdim. Hani devletin sosyal anlamda her alanda, hayatın her alanında çekildiği bir ortamda salgınla da doğru düzgün pek mücadele edilmiyor. Tekrar gördüğün gibi kapatmaya döndük. Neden açıldık? Neden tekrar kapatmaya döndük? Onu hiç bilmiyorum ama açılmamızın sebebi elbette kapitalist çarkların yeniden işletilmesi, işçilerin yeniden o ölüm tüneline sokulmasıydı. Nitekim mesela İrlanda'da şu an yaşadığım yerde Opale civarında lokal bir lockdown, yani sokağa çıkma yasağı ilan edildi yaz ayında. Neden ilan edildi Mehmet Ali Demir? Burada et fabrikaları vardı ve işçiler çarklar döndürülsün diye zorla o et fabrikalarına iç içe çalışmaya zorlandı. Et fabrikaları da gerçekten koşullar anlamında çok zor koşullara sahip bir iş kolu. Böyle olduğu için insanlar koronavirüs kaptılar ve buradan bütün kasabaya yayıldı. Tıpkı bir distopya konulu bir film gibi, bir bilim kurgu filmi gibi biz burada kapatıldık, hiçbir yere gidemedik. Bunun ana sebebi sermayenin kapitalizmi ve bu ekonomik krizi bir şekilde idare etmeye çalışmasıydı. Ama o arada tabii emekçiler öldü, büyük bedeller öldü. Evet. İrlanda'dan başlamışken şu anda peki İrlanda'da bu hem koronavirüs anlamında bu son yapılan yeni yasaklar getirildi. Hem de virüsün yayılması anlamında işte ne bileyim sizin orada özellikle senin orada son süreçte yaptığın bazı haklara sahip çıkman yaptığın bazı röportajlardan dolayı bir saldırıya uğradın. Bununla ilgili biliyorsun İrlanda'da sadece
kötü koşullarda yaşayan, benim her programda söylediğim işte gebelin sinti nesilde tabiri caizse yaşamaya çalışan insanlar var ve bunlar mülteciler. Mülteciler hem hor görülüyorlar, hem ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf vatandaş olarak görülüyorlar, hem de ucuz iş gücü olarak. Yani adeta kapitalizme birer köle olarak görülüyorlar, algılanıyorlar. Ben mültecilerin kaldığı yerlerden İrlanda'da çok dem vurdum, haberler yaptım. Buradaki basına da röportaj verdiğimde buradaki konaklama merkezlerini, yani direct provisionları, doğrudan hüküm merkezlerini birer korku filmine benzettim. Çünkü Mehmet Ali Demir herkesin sosyal izolasyonu sağladığı, herkesin evine kapandığı, sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği bir ortamda düşünün ki mülteciler 10 kişi, 20 kişi bir arada böyle ranza sistemiyle yaşamaya zorlandı. Burada sadece koronavirüs mevzu bahis değil ki, her türden salgın hastalığa bunlar açık. Nitekim Birleşmiş Milletler de bu konuda İrlanda hükümetini duyardı. Avrupa Birliği de bu konuda gerekli çalışmaları yaptı ve direct provisionlar noktasında hükümeti uyardı. Yeni kurulan hükümet, biliyorsun Mart'ta bir seçim olmuştu. Genel seçim olmuştu. Şubat gibi, pardon. Sinn Féin seçimden zaferle çıktı ama iktidarı tabii Sinn Féin'e ve sol koalisyonuna bırakmamak için her türlü alavereyi de alavereyi çevirdiler. Yeniden Fine Gael ve Fianna Fáil bile yanlarına yeşilleri de alarak sözde sol, sözde iklim duyarlılığı olan, sözde çevre felaketlerine duyarlı bir sol hareket güya yeşiller. 100 yıllık bu diktatörlüğe şey verdi, enerji verdi, güç verdi ve bir koalisyon kuruldu. Bu koalisyonun hedefi bu yerleri kapatmak. Ancak bakanların açıklamasından görüyoruz ki, bir de ilginç olan şey şu, Mehmet Ali Demir, şirketler buralardan milyon euroluk paralar kazanıyor ve şöyle düşünün, düşünün ki mültecilerin, her gelen mülteci bir para kazanma unsuruna, bir metaya dönüştürülmüş gibi. Yani buralarda kalan her insandan şirketler garanti para alıyor. Yani buraları işletmek çok karlı. Tıpkı Amerika'daki hapishane sistemi gibi. Amerika'daki hapishane sisteminde şirketler işletiyor ve onların suçlulara ihtiyacı var. Evet. Sistem tabii ki de buraları doldurabilmek için suç da üretecek, suçlu da üretecek. Öte yandan tabii küresel ekonomik dengesizlikler, emperyalizmin coğrafyalarda yarattığı dengesizlikler de bir mülteci ve göç problemi yaratıyor. Peki şöyle bir şey sorsam, mesela ülkeden gelmeden önce Avrupa'daki, yani Avrupa sistemindeki demokrasiyi kendi kafanda canlandırdığın zaman Avrupa'ya geldikten sonra, İrlanda'ya geldikten sonra arasındaki farkı nasıl değerlendirebilirsin, nasıl açıklayabilirsin? Şöyle söyleyeyim, elimden geldiğince çok okuduğum için ve Avrupa'daki gündemi de takip etmeye çalıştığım için çok büyük hayaller kurgulayarak gelmedim. Ancak bir ülkede yaşamakla bir ülkeye dışarıdan bakmak arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Şu anda uzun bir süredir İrlanda'da olduğum için Türkiye'ye bakarken çok daha fazla okuma yapmaya, çok daha fazla nitelikli şeyler izlemeye çalışıyorum. Çünkü artık orada yaşam sürecini geçtiğimiz için belki doğru ifadelerle oradaki durumu anlatamayabiliriz. Ama İrlanda'ya geldiğimde gördüm ki 10 binin üzerinde evsiz insan var. Bunların yarısı çocuk. Gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyor. Dublin'de dolaştığımda, başkentte, ara sokaklarda, barların çevresinde ya da meydanlarda dolaştığımda sokaklarda yatan evsizlerin, uyuşturucu bağımlılarının ve alkol problemi yaşayan insanların ciddi sıkıntılarla, kapitalizmin eşitsizliklerinin yarattığı problemlerle boğuştuğunu gördüm. Aynı şekilde İrlanda'da yaşayan emekçi insanlar da sıkıntılarla mücadele ediyor. Neydi o sıkıntı? Mehmet Ali Demir. Ben insanlarla daha fazla temas ettikçe şunu öğrendim. İnsanların ömrünün çoğu mortgage kredilerini, ev kredilerini ödemekle geçiyor. Hakikaten yani burada bir cennet, bir ütopya yokmuş. Bunu daha çok öğrendim ve yaşayarak gördüm. Yani demokrasi, ülkedeki demokrasiler düzenin ya da kapitalist sistemin çarklarına göre ayarlanıyor. Yani o insan hakları dediğimiz, insana saygı dediğimiz şey çıkarlara geldiği zaman ne yazık ki Avrupa dahil, yani Avrupa'da, hani dışarıda Avrupa dedikleri, Avrupa demokrasisi dedikleri demokraside de yok. Ne yazık ki bu böyle işlemiyor yani. Ne yazık ki işlemiyor. Kesinlikle öyle. Yani bugün de işte bu konuları tartışacağız. İşte
evet. öldürmesi. Yine dönüp dolaşıp Avrupa siyasetinin, Avrupa merkez siyasetinin kendini sorgulaması gerektiği bir noktaya da buluşuyoruz. Çünkü dünyanın doğusunda gerçekten çok kötü güçler, kuvvetler kime karşı? Sovyetler Birliği'ne karşı kullanıldı, kullanılmaya çalıştı. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'dan önce Nazilerin Almanya'da iktidara getirilmesi gibi. Arkasındaki güce bakıyorsunuz, Amerikan sermayesi, Henry Ford, tekelci kapitalizm, emperyalistler. Neden Nazileri yarattılar, neden Nazilere güç verdiler? Çünkü Sovyetler Birliği'ni bu şekilde alt edebileceklerini düşünüyorlar. Ama işin korkunç ve kötü yanı şu, o silah bir müddet sonra dönüp dolaşıp sistemin merkezini vuruyor. Çünkü siyasal İslam dediğiniz, işte biliyorsun Afganistan'da Taliban bir şekilde yaratıldı. Türkiye'de de örnekleri var. Tarikatlar mesela 80 öncesinde ya da 80 döneminde Kenan Evren'in eliyle yaratılan tarikatlar, komünizmle mücadele dernekleri vesaire, bunlar Amerika tarafından, merkez siyaset tarafından fonlandı. Ayrıca demokrasinin merkezi, beşiği olarak pazarlanan o zaman Batı Almanya, şu anda da bütün Almanya yönetimini kastedelim, Kenan Evren Cuntası'nı desteklediler. Evet. Yani bu karanlığın, bu barbarlığın müsebbibi yine bunlar. Ben şeye inanmıyorum, yani Macron'un işte Fransa'da seküler politikalara geri döneceği, işte bu insanlarla ciddi bir, bu insanlardan kastım işte örgütlü siyasal İslam, bir de işi kötü yanı şu Mehmet Ali Demir. Ben Erk Acere'nin Bir Gün gazetesinde yayınlanan Kimdir Bu Fransa'nın Türkiye'den, Kimdir Bu Fransa'nın Türkiye'ye Gelmek isteyen Kükürtlü Lideri başlıklı yazısından da okuduğum ve anladığım kötü olan şey şu, bütün bu siyasal İslamcı gruplar, ihvancılar ve işitçiler bir arada hareket ediyorlar Avrupa'da. Ortak hareket ediyorlar ve ortak organize oluyorlar. Bu çok çok büyük bir tehlikeye kapı aralıyor. Evet, yani şimdi son süreçte Fransa'da yaşadığımız gerçekten çok korkunç bir olay. İşte bir öğretmenin boynunu, yani kafasının kesilmesi, daha sonra bir kiliseye olan saldırıda orada içeride tekrar bir kadının kafasının kesilmesi ve bu bugün Kanada'da tekrar bıçaklı saldırılar. Avrupa'da gerçekten bu yönüyle bir böyle bir furya başladı. Avusturya'da da iki gün önce başkent Viyana'da sokağa çıkan 50 kişilik bir grup Allahu Ekber sloganlarıyla bir kiliseyi basmaya gidiyor. Yani Avrupa'nın ortasında bunu yapacak güce ve cesarete sahip bu insanların, yani bu nereden kaynaklanıyor? Yani bunlar bu gücü sence nereden alıyorlar? Yahut da Avrupa bunlar için ne yapılabilir? Yani diğer yönüyle de onu cevaplandırırken senden ricam şu, hani sürekli özellikle Türkiye'de Tayyip Erdoğan ve birçok kişi, ya arkadaşım işte bunu siz İslam'a bağlayamazsınız, bunu İslam'la herhangi bir ilgisi yok diye bunu sürekli bir şey haline getiriyorlar. Ama nasıl yapacağız? Yani bu insanlar İslam adına yola çıktıklarını ve yaptıkları bütün eylemlerini İslam adına yaptıklarını söylüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Emekçilerin, Afganistan'daki, Pakistan'daki, Bangladeş'teki, hatta Türkiye'deki emekçilerin ellerinde dinden başka bir şey bırakılmadığı için ve oradaki seküler yönetimler, Sovyetler Birliği'de mücadele adı altında, buna Türkiye Cumhuriyeti de dahildir, yıkıldığı ve bu yıkımın da yine Merkez Avrupa ülkeleri tarafından desteklendiği için büyük bir problem yaşıyoruz. Yani benim geçenki yazımdaki aslında baş karakter bir canavar değildir. Frankenstein, Doktor Frankenstein o canavarı, evet, yaratmıştır. Ama işte popüler kültürde de artık yarattığı canavarla özdeşleşen Frankenstein. Yani yarattığımız Frankensteinlarla şu anda mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu çok zor. Çünkü şundan zor Mehmet Ali dedi. Ben İrlanda'da da, İrlanda örneğinden tekrar gideyim. Mülteciler ciddi anlamda eğitim almıyorlar. Milyonlarca euroluk entegrasyon politikalarına para harcandığı söyleniyor. Ancak şunu söyleyeyim, okul çağındaki çocuklar dışındaki geriye kalan insanların hiçbiri
gerçek manada eğitim almıyor. Ne dil eğitimi alıyor, ne kültürel eğitim alıyor, ne başka bir şey alıyor. Neden böyle bir eğitim versinler sorusu önemli bir soru. Vermiyorlar. Çünkü bu insanları ucuz sömürülecek insanlar olarak görüyorlar. İşte ayak işlerini yapsınlar. Fazla işte geldikleri ülkede yani şöyle düşünün ki kitabı, kalemi, defteri görmemiş insanlardan bahsediyor. Bu insanlar Avrupa'ya yeni bir hayat umuduyla geliyorlar ama yine korkunç bir sömürünün içine atılıyorlar. Umutlarını yitiriyorlar. Yani burada da bir cenneti bulamayınca benim anladığım kadarıyla bir an evvel cennete ulaşmak için dinin kendilerine verdiği şeyle ama şöyle amok koşucusuna benzetiyorum. Yani amok koşucusu işte çıldırmışçasına koşuyor ve önüne geleni yok etmeye başlıyor. Evet. Ama şöyle bir şey de ortaya çıkmıyor. Yani son mesela saldırganın işte bir deniz yoluyla geldiği bir mülteci olduğu söyleniyor. Peki şu da olabilir mi yani bunlar burada elbette ki Avrupa'daki örgütlemeler de bu konuda gerçekten büyük örgütlemeleri var da hani şöyle bir şeyi de yaratıyor insan kafasında. Acaba bunlar zaten bu amaçla mı geldiler? Bu mantıkla gelen yani elbette sıradan gelen mültecilere yaşam hakkı olmayan gelen insanları bir kenara koyarak onları o şeye yapmadan bunların içerisinde bunlara karışarak gelen bir böyle bir kendini buna adamış bir grup da olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Olabilir. Çünkü Suriye iç savaşı bir şekilde Avrupa merkez güçleri ve emperyalistler tarafından desteklendi. Esad tıpkı Libya'da Kaddafi'de olduğu gibi tek tek adım adım Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere kurulan bütün seküler rejimler çünkü buradaki halkların köleleştirilmesi ve buradaki doğal kaynakların işte milli görece milli olan kaynakların bir şekilde sömürülmesi mücadelesi vardı. Ya ilginç bak Erk Acerer'in yazısında bu biliyorsun ki Fransa'da bir adam, kimdir bu? Barakas Fiti diye bir derneğin, bir vakfın kurucusu. İdris Samedi diye bir adam 2008'de bu derneği kuruyor. Ve Suriye iç savaşında aktif rol alıyor Fransa'da. Ondan sonra 4 yıl gibi kısa bir sürede bu dernek 16 milyon euro topluyor Fransa'da. Bir STK olarak 16 milyon euro gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu paraların nereye gittiği meçhul. Bu adamlar Türkiye'ye gitmişler, gelmişler. Suriye İç Savaşı'nda oradaki barbar, vahşi güçleri desteklemişler. Yine bu adamlarla irtisaklı, Erk Acerer'in yazısını lütfen izleyicilerimiz okusunlar. İhvan'ın çağdaş ve popüler yüzü Feyza Ben Muhammed diye birisi, Fransa'da İslamofobiyle mücadele kolektifinin aktif bir üyesi bu kişi. Şu anda da Anadolu Ajansı Fransa çalışanı. Düşün. Anadolu Ajansı Fransa çalışanı. Bu adamlarla irtisaklılar. Tabi sen ben Anadolu Ajansı'nda çalışacak halimiz yok. Uymuyoruz yani bu siyasal iktidarın hiçbir şeyine uymuyoruz. Avrupa'nın nur topu gibi hem yarattığı bu siyasal İslamcı terörle hem de adım adım Türkiye'deki siyasal iktidarla nur topu gibi bir büyük problemi var. Ve işin korkunç yanı, düşünün ki Fransa'da bir insanın kafası kesiliyor. Yani daha öte bir şey söylemek istemiyorum. Ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı düzeyinde bir, yani çok ilginç İslamofobi var deniyor. Ya bırakın da herhalde o kadarıyla da Fransa hükümeti bir zahmet mücadele etsin. Ben burada Fransa hükümetinin mücadelesini samimi bulmasam da ama faillerinin yargı karşısına çıkarılması gerekiyor. Bunlar korkunç olaylar. Bak Independent'da Namita Singh diye bir yazar, Bangladeş'te yeni olan bir olay, bir adam Kur'an'a bastığı iddiasıyla bir imam tarafından şikayet ediliyor. Halkın tepkisi artınca polis bu kişiyi koruma amaçlı gözaltına alıyor. Bu Bangladeş'te Hindistan sınırına yakın Gurimari diye bir kent. Burada oluyor bu olay. Halk polis binasını basıyor. O gözaltındaki iki kişiyi çıkarıyor, linç ediyor.
Birisi kaçıp kurtuluyor, diğerini yatarak öldürüyorlar. Şimdi bu Bangladeş'te olunca şöyle algılanıyor. Belki bizde de, Türkiye'de de izleyenler şöyle algılıyordur. Ya işte orası zaten çok geri kalmış bir Asya ülkesi. Ama Türkiye'de hemen örneklendirelim. 90'larda Sivas'ta bizim aydınlarımız, bizim şairlerimiz yakınmadı. Evet. Yani işte burada çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Cumhuriyet dediğimiz o Mustafa Kemal'in yaptığı devrimle bir yurttaş yaratılmaya çalışıldı. Ki Fransa'daki devrim gibi 1789 Fransız devrimi bile bu aralar ikinci kez tekrar okuyorum Victor Hugo'nun tefillerini. Orada da Victor Hugo söylüyor, yarım kalmış bir devrim, tamamlanamamış bir devrim. Bizim ikisi de aynı şekilde. Şu an geldiğimiz noktada Korkut Borotalı'nın 90'ları bir Türkiye için kırılma noktası olarak anlatır hoca. Kırılma noktası şöyle Mehmet Ali'nin, biz işçi sınıfı bilinci düzeyinden tekrar ümmet bilinci. Evet. Bir alt bilince doğru maalesef adım adım getirildi. Bunun da tabii Avrupa aslan payını alıyor yani. Burada gerçekten Avrupa'nın güçlü bir desteği var. Hayır, şöyle bir sorun var. Yani şöyle bir sorun var. Sürekli yani bizim yaptığımız haberlerde yahut da yazdığımız köşe yazılarından dolayı sürekli eleştiri alıyoruz. Ya işte bu siz bu terörü herhangi bir şeye bağlayamaz, herhangi bir inanca. Hayır yani şimdi biz herhangi bir inanca bağlamak değil de ama bunu bir din adına yaptığını söylüyor bu insanlar ve bu sürekli yaygınlaşıyor. Yani Suriye'de insanları kesenler, insanları kafeslerin içerisinde yakanlar, kılıçla insanların kafalarını kesenler bugün aynısını Avrupa'da uygulamaya çalışıyorlar. Hani sen demin dedin ya, insanlarımızı diri diri yakan insanlar kapının önünde Allahu Ekber diye saatlerce bağırdılar. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta biz bunları gördük. Gezi'de, Gazi'de gördük. Yani bu olaylar yaşandığı zaman peki kardeşim kime mal edeceğiz? Yani tamam da bu insanlar, bu ortaya çıkan insanlar El-Kaide'sinden tutun, işte DAEŞ'inden tutun. Bunlar İslam adına hareket ettiklerini söylüyorlar. Ne diyelim biz bunlara? Yani bunu... Ya bunu sen de çok iyi bilirsin. Özellikle sen de Avusturya'da takip ediyorsundur. Ben burada gördüğüm kadarıyla. Biz şöyle de bir kategorik hata yapıyoruz. Popülizmin sanki sadece sağa özgü olduğunu düşünüyoruz. Ama ben burada gördüm ki popülizm sadece sağa özgü değil, sola özgü de bir popülizm var. Mesela sosyalizm siyaseti yaptığını söyleyenler, işte özgürlükçülük ve demokrasi şiarıyla hareket ettiğini söyleyenlerin bir liberal ideolojiye baktığını, sosyalizmle hiçbir alakası olmayan fikir ve düşüncelerin özgürlük kisvesi altında topluma anlatıldığını, ki bunlar da okuyan izleyicilerin bildiği şeylerdir. 80 sonrasında ve 80 öncesinde de bir güçlü solda bir dönüşüm yaşandı. Bu neydi? Etnik kimliklerin, cinsel yönelimlerin, çeşitli grupların düşüncelerinin daha fazla öncelendiği, sınıf siyasetinin bir arka plana atıldığı bir sol ortaya çıktı. Ya ben hayret ediyorum, şunu hayret ediyorum. Mesela mültecilerle ilgili belki pek çok eylem yapılıyor İrlanda'da, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama dönüp gelin, insanların yaşadığı yerler, herkes kendiyle baş başa. Yani burada bir popülizm var. İşte biz onların haklarını savunuyoruz, biz Müslümanların haklarını savunuyoruz. Şöyle, kimin hakkını savunuyorsun, neyi savunuyorsun? Bak, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Buradaki, İrlanda'daki en sağcı faşist hareket, The National Party, adamın, yani bu hareketin genel başkanı çıkıyor, meclis önünde global kapitalist sistemi eleştiriyor. Gelen işte burada Kurban Bayramı'nda en büyük stadyumda Müslümanlar namaz kıldı. Dedik ki bu sadece bakın İslam'a özgü bir mesele değil. Hristiyanlar da Yahudiler de hangi din olursa olsun kamusal alanda bu şekilde kendisini dayattığında ve bu şekilde gösteri biçiminde kendisini yansıttığında buradan iyi şeyler çıkmıyor. Laisizm, sekülerizm neden var? Çünkü yaşadığımız deneyimler gösteriyor ki din kamusal alana sirayet ettikçe toplumu çürütüyor. Toplumu çürüttükçe korkunç bir şey ortaya çıkıyor. Bakın bugün Burhan Kuzu öldü. Evet. Muhterem yani çok efsane bir profesörümüz. Evet. Biliyorsun Zindaşlı ile falan ilişkileri çıktı. Uyuşturucu mafyasıyla, evet. Bilmem neyle, kimlerle. Bunlar parayı çok severler.
kapitalizmi çok severler, emperyalizmi çok severler. Hatta tarihten gittik, bak örnek vereyim. İstanbul'un anahtarını verip, işte İngiliz zırhlısıyla kaçan saltanatı, işte Cumhuriyet döneminde ayaklanan şeriatçilerin hepsi, hepsinin rotası İngiltere'ydi, emperyalist güçlerdi. Daha sonra hatırlarsın 6. filoda bu hafsızlar, bu ahlaksızlar Amerikan savaş zırhlısını kıble alıp namaz kıldılar. Evet. Bunları konuşmayacağız. Bunların böyle bir inancı, bu dinin her yerde böyle bir işlevi var. İnsanları sistemle eklemlendiriyor ve onlarla korkunç bir şey yaratıyor. Bir insan çıkarmıyor. Latin Amerika'da da bunun izdüşümü var. Latin Amerika'da da uyuşturucu kartelleri yaratıldı. Dikkatini çekerim Mehmet Ali Demir. Uyuşturucu kartelleri işte Meksika'da, atıyorum Kolombiya'da en büyük katedralleri yaptılar. En büyük kiliseleri yaptılar. Dönüp gelip Türkiye'ye bakın. Burhan Kuzu gibi bir karakter. Mütedeyyin, muhafazakar işte. Demek ki buradan sözde bir ahlaki dil yaratıyorlar ama buradan ahlak çıkmayacağını, inancın içinden tamamen dine dayanarak bir ahlakın çıkmayacağını çok iyi biliyoruz. Mustafa Hoş bir tweet atmış, hemen onu okuyayım. Burhan Kuzu Susurluk'tan bile daha büyük bir skandalın içindeydi. Konuşsa birçok şey ortaya çıkabilirdi. Son dönemde acaba beni harcarlar mı kaygısı taşıyordu. Yeni kitabımda da anlattım. Ani ölümü birçok şeyin üstüne. Yani aynen öyle, aynen. Yani birçok şey, yani orada hepsi Jindasi'yle yaşadıkları birçok olayı bu saatten sonra artık aydınlanamayacak ne yazık ki. Ki Burhan Kuzu'nun, ben şunu samimiyetle söylüyorum. Hani bizde bir söz vardır, ölen insanın arkasında laf söylenmez, ama ben Burhan Kuzu'nun bir profesör olduğunu asla ve asla kabullenemedim. Yani ben tartışmalarını sürekli dinledim, sürekli konuşmalarını dinledim, söylemlerine baktım. Yani bilmiyorum nasıl geldi, nereden geldi, nasıl bir profesör oldu, nerede zaten uzun süreli süren bir süreci var o profesörlüğün. Hatta kendisi birçok yayında işte bana vermediler dedi, ama kim vermişse de bence de en büyük yanlışı yapmıştır. Ve bugün ülkede yaşanan bu sistemin de yaratıcılarından bir tanesidir. Yani bugün Türkiye'de işte başkanlık sistemi yaratıldıysa bu sistemden bir tanesidir, ama bu sistem içerisinde de ona ne bakanlık verildi ne de başbakan yardımcılığını çok istiyordu. Alamadı Burhan Kuzu. Ülkemizde tuhaf şeylerin yaşandığı bir ülke Türkiye, gerçekten bu şekilde. Yani ya ülke, yani Türkiye'den kim ne yapıyorsa yapıyor. Ne yazık ki bu böyle. Yani halk da unutuyor. Halkın, yani bugün cebinde 5 kuruş parası yok. Sistemi savunan insanlar var. Yani dini bir şekilde devletin, hani geçmişte de kullandıkları gibi dini kullanarak insanları bir şekilde kafalarını uyuşturmuşlar. Yani adam cebinde belki de parası yoktur. Belki de arabaya binip bir yere gidecek parası yoktur, ama mikrofonu uzattıkları zaman birçoğu belki korkundandır, belki de, ama inanıyorum şu anda oy oranına baktığım zaman yine %34, 35, 36'larda Tayyip Erdoğan AKP çıkıyor. Manada zihinsel ve kültürel bir dönüşümü başardılar. Ve bunun için ama şimdi mesela Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında kendisi bu konudan pek tatmin olmuyor. Çünkü tatmin olmamasının sebebi hala toplumun benim gözümde belli umut nüveleri taşıdığını görmesi. Yani bizim için umut, onun için büyük bir uyarı. Ne bu? İşte madencinin çıkıp öyle mi alay komutanı diyebilmesi. Ondan sonra her şeye rağmen, tüm baskıya rağmen Nihat Hatipoğlu'nun sokakta yürürken içki içen kızlardan rahatsız olması, o kızlarımızın hala içki içebilmesi. Yani ama sıkıntı şurada, bir taraf çok örgütlüyken ve arkasına devlet gücünü almışken, bir tarafta çok dağınık ve örgütsüz. Bir an evvel bu dağınıklığın ve örgütsüzlüğün giderilmesi gerekiyor. Onun dışında kesinlikle şu anda muhalefet diye görünen ve topluma muhalefet diye yansıtılan kitle iletişim araçları tarafından bunlar muhalefet diye gösterilenlerin sorgulanması gerekiyor. Kökten bir biçimde sorgulanması gerekiyor.
gerekiyor. Neden? Şimdi Mehmet Ali Demir Avrupa'da gerçekten ilginç şeyler duyuyor. Ne bunlar? İşte amansız fakatsız bir araya gelmeler, demokrasi cepheleri tekrar kurulmaya başlandı. Kimler var bu demokrasi cephesinin içinde? Ali Babacan. Bir anda muhalefet oldu. Bir anda ekonomi politikalarını eleştirmeye başladı. Türkiye'de her şeyi satan ekibin başında. Tekeli satmış, başka şeyleri yapmış. Bütün bu yıkımın arkasındaki bir adam bugün gelmiş ekonomiyi düzelteceğini, insanlara refah getireceğini, Türkiye'yi normalleştireceğini söylüyor. Öbürü Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin lideri, yargı önüne çıkarılması gereken bir suçlu. Nasıl? İşte bir hani bahsettik ya Avrupa'da nasıl bu işler. Yani şimdi Fransa, hani neden samimi bulmuyorum dedim. 16 milyon euro bir adam dernek kurup para toplayıp işte Suriye'deki cihatçıları desteklerken sen devlet olarak bundan haberdar olmuyorsan ve uyuyorsan bilmiyorum. Burada zaten bir art niyet var. Keza Ahmet Davutoğlu ne dedi? IŞİD'liler için. Bunlar öfkeli çocuklar dedi. İşte bu cezasızlık pratiği var ya Mehmet Ali dedi. Tıpkı Sivas'ta o cürümü işleyenlerin hiçbir bedel ödememesi yargı karşısında. İşte Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında 1930'da Menemen'de şeriatçiler ayaklandığında Mustafa Fehmi Kubilay'ın kafasını kestiler. Fransa'daki öğretmenle onun kaderi aynı. Evet. Tarihler farklı, durumlar belki farklı, ülkeler farklı ama durum aynı. Karşıda bir güç var, örgütleniyor ve çağdaşlaşmaya karşı, devrimlere karşı bir ayaklanma yapıyor. Bunun mesela tarihteki bunun karşılığı şudur. Mustafa Kemal de bunu yapmıştı. O cürümü, o eylemi işleyenleri hiç affı olmadan cezalandırırsınız, yargı karşısına çıkarırsınız. Haluk Kırcı denen katil çıkmış, Türkiye'de dolaşıyor. Evet. Adam dolaşıyor elini kolunu sallaya sallaya. Evet. Birisi, öbür katil, Alaaddin Çakıcı, Türkiye'de her türlü cürümü, her türlü kötülüğü yapmış bu adamlar, aydınlara, gazetecilere, Türkiye'nin aydınlık insanlarına karşı suç işlemiş bu insanlar, belediye başkanı, Edirne belediye başkanıyla yan yana fotoğraf çektiriyor CHP. CHP yani muhalefet dediğimiz CHP. Evet, yani evet. Bunlarla kim nasıl ortaklaşacak? Peki. CHP'liler falan aynı şekilde. Bilmiyorum ben, evet genel başkanları içeride bayağı ciddi sıkıntılar var, bayağı operasyonlar var, evet. Ama şundan da rahatsızım, ben bir yazımda da bahsettim. Ya kardeşim, içeri alınanlar milletvekillerinden ve belediye başkanlarından ibaret. Bir sürü emekçi çocuğu, bir sürü yoksul çocuğu cezaevinde, hiçbiri ekonomik şartları sağlayamıyor, korkunç koşullarda yaşıyor. Pek çok insan, sen de şahitsin, siyasal nedenlerle Avrupa'ya mülteci olmak zorunda kalıyor. Bunları konuşmuyoruz. Beyefendiler, altan tamları konuşuyoruz. Abuk subuk adamları konuşuyoruz. Biz bunları konuşmaya mecbur muyuz? Biz gerçekleri konuşmak zorundayız. Depremde o binaların neden yıkıldığını konuşacağız. Muhalefet bizlere bunu konuşturacağına kendi çıkardığı abuk. Ama şöyle bir şey var, ama Türkiye'de de bir Kürt sorunu ve Türkiye'de de Kürtlere yapılanlar var. Yani elbette ki Kürt. Şimdi Selahattin Demirtaş içeride kazanılan bütün belediye başkanlıkların hepsine el konulmuş, tutuklanmış, cezaevine atılmış ve bunları yapılırken de hiçbir kanıt olmadan. Ya şöyle bir şey düşünebilir misiniz? Türkiye'de diyelim ki 40 tane belediye kazanmışsınız. 40 tane belediyenin 40'ına da kayım atıyor devlet ve hiçbir şey, yani hiçbir kanıt göstermedi. Ne diyor? İşte daha bunlar para gönderiyor. Kardeşim, bu belediyelerin kendi masraflarını kendi işçilerine verebilecek paraları bile yok. Karşılayabilecek para. Çünkü siz, hepimiz de biliyoruz ki Doğu ve Güneydoğu'da ne bir sanayi var, ne bir başka bir şey var. Geliri çok az ve bu insanların elinde herhangi bir imkan yok. Ve sen hepsini bunları sırayla kayyum atıyorsun, halkın iradesini yok sayıyorsun, bunlara kayyum atıyorsun ve bunları tutup cezaevine atıyorsun. Gizli tanık. Bak, dikkatini çekerim. Hem yani artık bu şey moda haline geldi. Türkiye'de kimi tutuklamak istiyorsun? Gizli tanık. Bir gizli tanık buluyorsun. İsmi önemli değil, soy ismi önemli değil. Bununla beraber bu insanları bir şekilde tutukluyorsun. Yani biz geçmişte, ben Fransa'da da birçok şeyi yaşadık. Yani kim Fransa'da olsun, Avrupa'da olsun. Yani demokrasi dediğimiz şey. Biz şu demokrasi şu şekilde düşünürsek çok yanlış düşünüyoruz. Demokrasi Mehmet Ali Demir'in kafasındaki kendi özgürlükleri, kendi düşüncesi bazında
her istediğine sahip olması anlamında değil ki. Demokrasi o ülke içerisinde yaşayan bütün insanların haklarının verilmesi. Mesela İsviçre'de 4 tane kanton var. Her kanton kendi dilini konuşuyor. Mesela ben şahsen kendimi şu şekilde görüyorum. Ben mesela Dersim'de doğdum. İlkokulda Türkçe öğrendim. İlkokulda Türkçe öğrendikten sonra Kürtçe, yani konuştuğum ana dilim Zazaca bana yasaklandı. Konuşma hakkı bana vermediler. Kültürümü unutturmaya çalıştılar, dilimi unutmaya çalıştılar, dinimi unutmaya, yani inansal kimliğimi de unutmaya çalıştılar. Hem yani hepsini unutturmaya çalıştılar. Bunların hepsi baskılar ne oluyor? Yani burada buna bu gözden de bakmamız gerekiyor sanırım. Bundan beraber Türkiye'deki, özür diliyorum, söz hakkını size vereceğim. Türkiye'de bununla beraber düşünün ki, hani sadece Kürt halkı değil ya da diğer halklar değil, Türkiye'deki yaşayan bütün halk, yani Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çeter'i, Tatar'ı, biz hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Bunların hepsinin bu Türkiye'deki demokrasi ve insan haklarının iyileştirilmesi, ekonominin iyileşmesi, Türkiye'nin daha bir üst seviyeye çıkması için ortak mücadele vermek zorunda. Yani bunu sadece bir kesimden beklemek ya da bir kesimden eleştirmek yanlış olur. Aynı şey. Ama yine kendileri bilir. Yani onlar da işte cehenneme giden yolu taşları iyi niyetle döşenip oturdular. Türkiye demokratikleşiyordu. Türkiye çok güzel bir yer haline geliyordu. O zamanlarda Ergenekonlar, Balyozlar vardı. Ama liberaller, ama bu çevreler o zaman bize demokrasi geliyor diyordu. Nasıl demokrasi geliyor? Kanser hastası Türkan Saylan'ın evine sabahın bir vakti polisleri göndererek mi demokrasi getirtiyorsun? Türkiye'de hiçbir zaman demokrasi olmadı. Ayrıca Avrupa'daki demokrasi ve demokrasi tanımıyla ilgili de problemlerimiz var. Yani o demokrasi öyle bir hale geliyor ki bir İslamofobi diye liberal bir kavram ortaya atılıyor. Nedir? Ya bu İslamofobi çok ilginç bir kavram. Çok esnetiliyor. Her yere çekilebiliyor. İşte burada mesela İrlanda'da genel posta idaresinin önünde Mehmet Ali Demir insanlar stand kuruyor. Mesela Hristiyan misyonerler orada insanları dine davet ediyor. Aynı şekilde orada sivil toplum örgütleri, solcular eylem yapıyor. Onun dışında mesela Ateizm Derneği de orada masa kuruyor. Çok tatlı amcalar var, yaşlı insanlar bunlar. İrlanda'da okulların Katolik Kilisesi'nin etkisi altından çıkması için tüm İrlanda'daki eğitim kurumlarının sekülerleşmesi için mücadele ediyorlar. Orada masa açıyorlar, insanları bilgilendirmeye çalışıyorlar. Şimdi senin nasıl, sen çıkıyorsun sokağa, herkesi inanca davet ediyorsun, dinini propaganda ediyorsun. Öte taraftan ateistleri çıkacak, diyecek ki ben bu yüzden böyle. Şimdi bunu siyasal İslamcıların dengelemesi mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey var. Temel soruları, temel eleştirileri yaptığınız zaman bunu saygısızlık olarak addediyorlar. İsa ile ilgili, İsa var mıydı, yok muydu sorusunu sorduğunuz zaman bir sıkıntı olmuyor. Neden? Çünkü işte Avrupa'nın tarihsel deneyimlerinden ötürü kamusal hayattan bir nebze olsun çekilmiş bir kilise pratiği var. Öte taraftan İslamcıların böyle bir pratiği yok ki. Şimdi yarın İrlanda'da sen her şeyin önünü açarsan, insanları eğitmezsen, gerekli şeyleri zaten... Bu mülteciler konusunda da sıkıntımız ne biliyor musun Mehmet Ali Demir? İnsanlara insan gibi yaklaşmıyoruz. Bak sistem insanlara şöyle yaklaşıyor. Oo, bunlardan çok iyi artı değer elde eder. Bunlar çok güzel sömürür. Bunlar ucuz iş gücü yapar. Bunu böyle düşündüğün sürece buradan sen insan yaratamazsın. İnancı ne olursa olsun. Hiç fark etmiyor.
Şöyle bir şey düşünür, şöyle bir şey düşünelim, canlandıralım kafamızda. İstanbul'da herhangi bir camide saldırı oluyor ve orada insanların boynu kesiliyor. Bir kadının kafası kesiliyor diyelim ki. Bunu yapan kişiler de biliyoruz. Diyelim ki Fransız vatandaşı, Katolik yahut da Almanya vatandaşı bir Katolik. Ne olur Türkiye'de sence? Değil mi? Yani bir de bu şekilde bu gözle bakmamız gerekiyor. Yani şimdi Avusturya, Fransa'da yahut da Almanya'da yahut da Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yaşanan bu vahşi cinayetlere, ya işte siz böyle konuşamazsınız, böyle diyemezsiniz diyorsunuz da, acaba bunların çeyreği bile, yani bir tanesi bile, tabii ki istemiyoruz hiçbir yerde yaşanmasını da, Türkiye'de yaşanmış olsa, Türkiye'de bir camide bir kişinin boynunu kestiler. Bir tane Katolik gitti, radikal bir Katolik gitti yahut da herhangi başka bir dinden kişiyi caminin ortasında boynunu kesti, kaçtı gitti. Ya ben temelde şöyle de bir sorunumuz var. Mesela laiklik denen şey sistemden de kaynaklı bir şekilde. Burjuvazinin de laiklikten ne anladığı konusunda bir fikrinin olup olmadığını ben bilmiyorum. Çünkü laikliği tek sadece dinin baskılanması, dinin kamusal alandan çekilmesi, ibadethanelerin kapatılması ya da belli şeylerin yapılması olarak algılamak, bireylerin inancına bunu indirgemek çok yanlış bir evet. Doğuruyor. Ama bu laikliğin yanına şunu oturtmamız gerekiyor. İnsanlara biz parasız, bilimsel, nitelikli bir eğitim sağlayabiliyor muyuz? Bugün Avrupa'da bu bile yok. İrlanda'da örneğin konuştuğum İrlandalıların da söyledi. Elit çocukların gittiği ayrı okullar var. Ondan sonra mülteci çocukların gittiği ayrı okullar var. Ondan sonra Katolik Kilisesi'ne bağlı okullar var. Burada Darwin'in evrim teorileri mi anlatılıyor? Burada aydınlanma mı anlatılıyor? Burada çocuklara ne veriliyor? Bunlar büyük bir soru işareti, büyük bir tartışma konusu. Laiklik dediğimiz şey bunları da içeriyor. Yani eşitlik, özgürlük, kardeşlik, o Fransız devriminin üç şiarında en önemli maddelerden birisi eşitlik. Eşitliği topluma yayamazsanız, yani insanlara eşit eğitim hakkı, insanlara eşit şartlar sunmadığınız sürece bu canavar kendiliğinden yaram doğmaya, kendiliğinden üremeye devam edecektir ki üstüne bir de devlet desteğini ekleyin. Emperyalistlerin doğuda yaptıklarını ekleyin. Karşımıza pürüfak bir koskocaman bir canavar çıkıyor. Bununla öyle kısa vadede kolay kolay mücadele edilebileceğine inanmıyorum. Türkiye ile ilgili şuraya da geleyim. Bu siyasal İslamcılar çok arsız ve ahlaksızlar. Şöyle, herkese bir saygı davet ediyorlar. Bize şu konuda saygı duyun, bu konuda saygı duyun, şöyle yapın, böyle duyun. Bu adamların elinde saygı bir silaha dönüşmüş durumda. Yani sen toplumun diğer kesimlerine saygı duyuyor musun? Bugün Türkiye'de LGBT'yi bir birey, eşcinsel bir birey nasıl yaşayabiliyor, nasıl hayatta kalabiliyor? Ben izliyorum, takip ediyorum. Evet. Seks kölesi olmadan hayatta duramıyor bu insanlar. Evet. Böyle bir korkunç durum var. Aynı şekilde yani Hristiyan'ı, gayrimüslimi bir kenara bırakamayız tabii ki de ama Alevilerin cemiyeti ibadethane dahi kabul edilmiyor. Evet. Yani ama bakıyorsunuz bu beyefendiler, bu insanlar kimlerse saygı bekliyorlar. Neye saygı duymamızı bekliyorlar biliyor musun Mehmet Ali Demir? Tarikat yurtlarında küçücük çocukları utanmadan ifade etmeye, din perdesi altında bu tür ahlaksızlıkları yapmaya saygı bekliyorlar. Böyle bir saygı yok. Kurulacak yani olan yeni bir düzende, kurulacak olan sınıf odaklı, eşitliği topluma da yayacak olan o cumhuriyet düzeninde bunların hakkının ne olduğu yargı karşısında görülüyor. Evet, yani deprem sürecinde sosyal medyadaki paylaşımlar da gerçekten çok iğrenç şeyler. Yani şöyle bir şey, yok namaz kılmıyorlar, yok işte bunlar Müslüman değil, yok bilmem şu değil, yok bu değil ki. Yani geçmişte mesela depremin işte bundan kaynaklandığını söyleyen kara cahiller, örümcek kafalılar var ki yani dünyanın varoluşundan beri işte Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın sürecinde de baktığın zaman o süreçlerde de bir sürü depremler, bir sürü yıkımlar yaşanmış. Bunları götürüp dine bağlamak ancak böyle bilimden, ilimden uzak düşünen insanların işi olsa gerek. Bunu da kınıyorum burada özellikle. Son 10 dakikamız. Şöyle bir şey yapalım mı? Zaman çabuk geçti sevgili Çağdaş. Şöyle bir şey yapalım.
İki sorum olacak. Bunları cevaplandırırsan çok sevinirim. Birincisi, son süreçte biliyorsunuz Antalya'da bu Mehmet Eymür, Mehmet Ağar'la Alettin Çakıcı'nın tekrar bu eski susurlukçuların bir araya çık, yani birdenbire ortaya çıkması ve burada bir resim vermeleri ve bu resmi de sosyal medyaya servis etmelerin arkasında sence ne yatıyor? Bir o, ikincisi biliyorsun Salı günü Amerika'da seçimler var. Bu seçimler hakkında kısa şeyini alayım. Düşünceni alayım. İlkinden başlayayım. Bu katillerin bir afla koronavirüs döneminde serbest bırakılması meselesi tamamen AK Parti MHP koalisyonunun bir ürünüdür. Evet. Bu kişileri MHP çıkartmıştır. Ama bunların bu şekilde fütursuzca poz vermesi, sanki toplumda saygın kişiliklermiş gibi yer almasının aynı zamanda toplumun bir kesimine karşı mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu kesimi kim? İşte mücadele eden, aydınlanma mücadelesi veren aydınların, yazarların, gazetecilerin bir şekilde buralardan mesaj çıkartması gerektiğini düşünüyor olabilirler. Şöyle bir mesaj: ayağınızı denk alın. Bizim geçmişte kullandığımız kuvvetler hiçbir bedel ödemeden tekrar dışarıdalar. Saygın insanlar gibi ağırlanıyorlar. Gelen ekonomik kriz, koronavirüsün etkisiyle de Türkiye'deki kapitalist burjuva sınıfının karşı karşıya kalacağı yakın zamanda çetin sınıfsal çarpışmaların bir işareti olarak görüyorum. Bu Alaaddin Çakıcı, diğerleri, o saydığın isimler, bunlar öyle şey olsun diye, yani gösteriş olsun ya da İşte ya biz bunları affettik diye çıkarılmış isimler değil. Bunlar sembolik isimler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Derin devletin tekrar kendini hatırlatması anlamında değil mi? Yani bugün mesela Alettin Çakıcı'nın haberini ben yaptım. Alettin Çakıcı'nın dolaylı olarak Kılıçdaroğlu'na tehdit etmesi gibi. Yani resmen bir tehdit gibi bir söylemi var Kılıçdaroğlu'na. Yani Kılıçdaroğlu'nu tehdit eder. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı yan yana bu eşkıyalarla fotoğraf çektirir. Yani dediğim gibi gerçekten Türkiye'de yakın zamanda ya da orta vadede bir ciddi sert bir kırılma olacak gibi görünüyor. Bu askıda ekmek hikayeleri vesairesi, yani ne yaparsanız yapın toplumdaki bu yoksulluğu, bu çöküşü örtemeyeceksiniz. İnsanlar da yavaş yavaş kımıldanıyorlar. Aslında bu direnci ve mücadeleyi örgütleyecek olan gruplara da bir mesaj veriyor. Sermaye ve devlet, öyle değil. Evet. İkinci soruya geçecek olursak, ABD seçimleri, evet gerçekten Türkiye'ye, aman özür dilerim, dünyaya kendisini demokrasi olarak pazarlayan ABD'nin aslında hiçbir zaman demokratik bir devlet olmadığının bir göstergesi olarak ilerliyor. İki başkan adayı var. İkisi de birbirinden beter. Brezilya, evet. İkisi de birbirinden sermaye yanlısı. Hiçbiri Amerika'daki yoksullara, hiçbiri Amerika'daki Afro-Amerikalı, siyah kökenli Amerikalılara bir umut vaat etmeyen, ki Joe Biden özellikle Afro-Amerikalılara yönelik söylemler üretmeye çalışıyor. Ama Amerika'daki ırkçılık çok derin tarihsel köklere sahip olduğu için, işte Soğuk Savaş döneminde de ilginçtir. Sovyetler Birliği'nde böyle bir ırkçılık mevzu bile edilemez, ki ırkçılık büyük bir suçtur, anayasal bir suçtur. Amerika'da biliyorsunuz ırkçılık kültürel bir olgu haline gelmiştir. Yani Amerika'daki seçimlerden Amerika'daki emekçilerin lehine hiçbir şey çıkmayacaktır. Dünyanın geleceği açısından da ben Joe Biden da seçilse, Donald Trump da seçilse iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Evet sevgili Çağdaş. Bir saatimizi bu hafta doldurduk. Ben programı bir saatlik, yani böyle bir karar aldım. Bir saat süreyle bir saatlik yapıyorum programı. Çünkü daha sonradan izlenebilmesi açısından bence çok önemli. Çünkü uzun yayınlar ne yazık ki sonradan izlenilmiyor.
Ama şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani mesela diyelim ki haftada bir ya da 15 günde bir böyle ortak yayın haftanın değerlendirmesi ya da 15 günde bir o 15 günlük dünyada yaşananları değerlendirebiliriz aslında seninle. Yani bu programı süreklerle getirip her 15 günde bir ya da haftada bir sence hangisi uygunsa böyle bir program yapalım sürekli. O hafta o hafta ya da 15 gün içerisinde yaşananları değerlendirelim burada. Son olarak şunu söylemek isterim. Avrupa'daki ve dünyanın diğer taraflarındaki bu sıkıntılar artmaya devam edecek. Koronavirüs ciddi bir ekonomik durum ortaya çıkardı ve şu anda zorunlu bir şekilde tekrar İngiltere'de de biliyorsun dün Boris Johnson açıklama yaptı ve Kasım'dan aralığa kadar sokağa çıkma yasağı, hatta bir karantina ilan ettiğini söyledi. Kapitalist ekonomi haliyle çöküşe geçecektir. Göç meseleleri, bu problemler katlanarak artacaktır. O yüzden daha büyük olaylara sadece Türkiye'de değil, çok Türkiye'ye odaklanıyoruz ama küresel anlamda da daha geniş çaplı krizlere, daha geniş çaplı problemlere gebe bir dünya var. İzleyicilere hemen bir kitap önereceğim. Hugh Cumming'in Britanya Adaları Tarihi diye bir kitap var. Gerçekten çok güzel bir kitap. O kitabın sonunda Hugh Cumming şöyle bir uyarı yapıyor. İngiltere'deki Müslüman nüfusu gelecekte Hristiyan nüfusunu geçecek. Hatta İngiltere'de bazı olayları örneklendirerek kitabın sonunda şu uyarıyı yapıyor. İfade özgürlüğümüz büyük bir tehlike altında. İslam'ın dini temellerini sorgulayan en ufak şeylere bile artık soru soramaz, sorgulayamaz hale gelebiliriz. Bu insanlığın aydınlanma tecrübesinin tekrar kesif bir karanlıkla örtülmesinin yolunu açabilir diyor. Bu uyarıyla bitireyim. Evet, yani şu da var. Hani bu dediğin gibi Avusturya'da da yaklaşık bir ay, yarından itibaren bir ay boyunca bazı birçok yer kapanıyor. Burada da sokağa çıkma akşam 8'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ve gün içerisinde de işi olmayanlar, herhangi çok özel bir işi olmayanların sokağa çıkması yasaklanıyor. Dediğin gibi bu bir yönüyle ekonomik çöküntüyü getirdiği gibi diğer yönüyle de bu ekonomik çöküntüden muzdarip bu ülke vatandaşları da bunun sebebi olarak yine yabancıları gösterecekler. İşte bu ekonomik çöküntünün sonucu yine bizim başımıza patlayacak yani. İzleyenlerden ama Amerika'da şöyle bir karar çıktı, bir yasa çıktı. Komünist olup, sosyalist olup, mülteci olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınanları Amerika kabul etmeyeceğini söyledi. Avusturya'da ben şöyle bir şey görüyorum. Siyasal İslamcılar bu ülkelere geldiği zaman kolay sığınma hakları alabiliyorlar ama sol görüşlü, sosyalist olan kişiler Avusturya'da rahat sığınma talepleri karşılık bulabiliyor mu? Kesinlikle hayır. Şunu söyleyeyim. O soruna şöyle şuradan başlayayım. Yani son Viyana seçimlerinde de söyleyeyim. Avusturya'nın Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'nün Avusturya'nın başkenti Viyana seçimlerinde ne yazık ki bir bakıyorsun genelde aday gösterdiği kişiler daha çok en çok tercihde oy alan kişi de siyasal İslam'dan gelen bir tanesi ve buradaki solcu gibi gösterip aslında çevresindeki oy potansiyelinden dolayı siyasal İslam'dan besleniyor. Diğer yönüyle çok bu soruna çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Gezi olaylarından çıkıp buraya gelen 4 yıl 6 ay hapis cezası alan, bu hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan bir kişi var. Yaklaşık 6 seneden beri bu ülkede 6 sene içerisinde 3 sefer sınır dışı etmek istediler ve en ufak bir hak vermediler. Halen mülteci olarak burada sürünüyor. İşte burada çok güzel bir cevap oldu. Buradan aydınlık çıkmayacaktı, karanlık çıkacak. Evet. Yani çünkü yani biz çok iyi biliyoruz ki gelecekteki bu yani bu ekonomik çöküntünün sorumlusunu da yine şeyi tutacaklar. Yani yabancıları tutacaklar. Yani onlara saldıracaklar işte. Ne diyelim? Hükümetler zaten biliyorsun bütün ülkelerdeki aşırı sağ partiler
ekonomideki gerilemenin yahut da ülkedeki huzursuzluğu yabancıya bağlıyor. Aslında bu böyle, bunun böyle olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette ki olan bu olaylardan dolayı, işte bu saldırılardan dolayı bazı olumsuzluklar yaşanıyor, ama bunu yani bütün yabancılara bağlamak da bence yani en büyük hata, en büyük haksızlık ve bunu da bu şekilde kullanarak oy almaya çalışıyorlar. Avrupa'da sağa da bu şekilde yükseltmeye çalışıyorlar. Benim gördüğüm, yani neden insanlara gerekli eğitimleri, gerekli durum şeyleri sağlamıyorlar, entegrasyon politikalarını sağlamıyorlar? Bu sistemler, insana insan gözüyle bakmadığınız bu sistemin onlar pekala suç işleyeceğini, suç üreteceğini çok iyi biliyorlar. Bu insanları bile bile suç işlemeye itiyorlar ki sağcılar rahatlıkla belki taban bulabilsin. Evet. Evet sevgili Çağdaş, son söz... Teşekkür ederim Mehmet Ali. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Son sözlerini alayım. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Hiç umutsuzluğa kapılmayalım. Türkiye'nin de bir aydınlanma birikiminin olduğunu, hatta bir yazımda da söylemiştim. Avrupa'ya geldiğimde Türkiye'de daha fazla ışık olduğunu, Türkiye'deki aydınların dünyayı ve kendi ülkesini elde kalan aydınları daha iyi analiz edebildiğini, Avrupa'nın ise çok çarpık bir gözle kendi içine giderek kapandığını ve dünyaya doğru gözlerle bakamadığını gördüm. Umutsuzluğa kapılmayalım. Belki karanlığın doğduğu yerden aydınlık tekrar doğacaktır. Mutlaka ki, ben de aynısını söylüyorum. Mutlaka ki yani gerçekten aynı şey, senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Türkiye'de çok geniş bir potansiyel var. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. Umut için, gelecek için mücadeleden geri çekilmeyelim, korkmayalım. Bedel ödeyeceksek bedelleri de ödeyelim. Çünkü hiç biliyorsunuz bedel ödenmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Bu korona süresinde de lütfen kendimize dikkat edelim, kurallara uyalım. Gerçekten yani birçoğumuz bunu böyle basit bir şey sanıyoruz ama değil. Lütfen kendimize dikkat edelim. Sağlığımız için, çevremiz için sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta tekrar bir konu bir konuk programında buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani mit dieser Entscheidung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik ben çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini ağır ödeyecek. Damata hatırladın. Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin bunların kendisi. I think it was a disgrace.